efendim. Öncelikle büyük bir prodüksiyon, merakla beklenen film Kelebeğin Rüyası sinema severlerle buluşuyor. Öncelikle atmosferden bahsedelim, nasıl, beğendiniz? Şu anda atmosfer daha tabii daha başındayız ama zannediyorum çok güzel bir gece olacak. Her zamanki gibi Yılmaz Erdoğan rekor kıracağını inanıyorum, kesinlikle öyledir. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, gerçekten hoş buldum, çok güzel her şey. Şimdi girdim ama her şey çok güzel. Bir rüya gibi olmuş. Yani bir kelebeğin rüyasına doğru girdiğimiz belli oluyor. Aslında çok özenilmiş, emek verilmiş. O çok belli ediyor kendini. Güzel bir şey. Aslında fragmanıyla, afişleriyle önceden bir merak uyandırdı. Evet, bir de Yılmaz Erdoğan deyince biraz önce de söyledim, arkasından konuşmak gibi olmasın ama Yılmaz Bey'in kelimelere dokunuşu, onu cümlenin içine serpişini, kelime oyunlarını, bir şeyi anlatmanın en güzel yolunu, en yani komik bile olsa o kelimede o zarafeti yakalayabiliyor olmasına büyük bir hayranlık duyuyorum. Eminim senaryoda böyle bir gönlümüzü eritecek. Çok büyük bir beklentim var, karşılayacağına da inanıyorum. Ben iyi bir şey çıkacağını bekliyorum. Yılmaz abi zaten farklı şeyler yapmaya adadı kendini. Bu konuda da başarılı olacağına inanıyorum inşallah. Bakalım. Çok güzel görünüyor her şey çünkü. Daha oyun filmi seyretmeden pek bir şey söylenmez ama beni çok heyecanlandıran bir film. Onun için de koşarak geldim. Sanıyorum beklentilerim de yerini bulacak. Onu hissediyorum. Yılmaz Erdoğan ismi, oyuncuların ismi, okuduğum kadarıyla konusu, herhalde mükemmel bir şey izleyeceğiz. Ben de yeni girdim içeriye, atmosfer çok güzel. Bir şiir üzerine bir film. En çok ihtiyacımız oldu, şiire ihtiyacımız olduğu bir dönem. Onun için beraber bakalım 1940'lı yılların Türkiye'si nasıl bir Türkiye'ydi? Şairler neler söylüyorlardı? Bir şairin, şair yönetmenin bir şairi anlatması nasıldır? Onu seyredeceğiz. Ben çok umutluyum. Ve merak ediyorum. Umarım haklı çıkarım. İçimde iyi niyetler besliyorum. İnşallah haklı çıkarım. Çünkü Türk sinemasının bu iyi niyetlerin ötesinde iyi işlere ihtiyacı var. Ben çok severek çalıştım. Annelerden birini oynadım. Çok güzel olacağına inanıyorum filmin. Çok emek verildi. Umarım güzel olur her şey. Çok emek harcanmış bir sinema filmi ve Türk sinema tarihinin en önemli filmlerinden birini izleyeceğiz biraz sonra. Bir başyapıt izleyeceğiz. Dünyada Türk sinemasını, Türkiye sinemasını çok iyi temsil edecek ve ülkemize birçok ödül getireceğine inanıyorum. Sağ olun. Çok güzel filme heyecanla bekliyorum. Fragmana bayıldım zaten. Çok da sevdiğim oyuncular oynuyor. Zaten bir Yılmaz Erdoğan filmi. Yani güzel olmasından başka daha ne beklenebilir ki? Çok güzel bir kadro, çok güzel bir film ve çok güzel bir hikaye izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Biraz da herhalde böyle bir gözyaşına boğularak insanlar çıkacakmış gibi geliyor. BKM'yi yakından tanıyorum. Yılmaz Erdoğan da çok sevgili dostum. Biz Kelebeğin Rüyası'nı çok heyecanla bekliyoruz. Biraz film çalışmalarını daha evvelden bildiğim için yakın dostlarımdan bugün heyecanla geldim. Birazdan filmimiz sizlerle buluşacak. Neler bekliyorsunuz filmden? Valla merakla bekliyorum. Bu filmle ilgili çok şey duydum. Ayrıca bu filmin içinde de biraz yaşadık çünkü kızımız da bu filmde küçük de olsa bir rol aldı. İlk yaz Kocatepe'de ilk defa hayatında üstelik Yılmaz Erdoğan'ın bir filminde oynamış olması çok önemli. Zaten BKM ailesini çok iyi tanıyoruz ve onların yaptıkları işleri çok beğeniyoruz. Bu filmin de çok etkileyeceğine inanıyorum. Ayrıca ödüller kazanacağına inanıyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Dakikalar kaldı filmi izlememize. Neler düşünüyorsunuz? Ne merak ediyorum. Beklentim yüksek doğrusu doğal olarak. Ama zaten beklentilerimizi kat be kat karşılayacağını düşünüyorum filmin. Şahane bir kadro. Zaten fikir ve şairler çok özel. Zaten Yılmaz Erdoğan filmi. Çok güzel bir film izleyeceğiz. Bekliyorum. Umarım uzundur. Hoş bulduk. Filmi izlememizde dakikalar kaldı. Neler bekliyorsunuz filmden? Vallahi çok şey bekliyorum yani. Beklentim hakikaten çok yükseldi. Çünkü gördüğüm planlar, fragman, Yılmaz abiden dinlediğim kimi anekdotlar filmle ilgili.
çok özen gösterdiler gerçekten. Yani bizim filmde de aynı şey oldu. Hani senaryosundan son montaj ve müziğine, miksajına kadar inanılmaz bir emek sarf ediliyor hakikaten. Ki Kelebeğin Rüyası 2 yılın hazırlığı süren ve hani sanat grubuyla, görüntü yönetmeniyle, bence oyunculuklarıyla, yönetmenliği, senaryosuyla, her şeyle çok değişik bir film vaat ediyor bence. Hoş geldiniz. Sayılı dakikalar kaldı film izlememize. Beklentileriniz nelerdi? Valla çok büyük beklentim var. Sonuçta büyük bir BKM projesi Kelebeğin Rüyası. Bir Yılmaz Erdoğan filmi izleyeceğiz. Çok çok heyecanlıyım. Çok değerli insanlar, çok değerli oyuncular oynuyor. O yüzden valla büyük heyecan var. Beklentileriniz nelerdir filmden? Bütün sene boyunca konuşulan bir filmdi. Fragmanları da izledik. Çok çok beğendik. Yani çok merak ediyorum. Çok da güzel olacağına eminim zaten. Ya ben Yılmaz'ın yaptığı her işi çok beğeniyorum. Fragmanlarını da izledim filmin. Müthiş bir görsellik ve çok güzel oyunculuklar gördüm. Kalemine de çok güvenirim. Çok keyifli bir film izleyeceğimi umuyorum. Türk sinema tarihinin en önemli filmlerinden biri olacağına ben kendi adıma eminim. Emeği geçen bütün ekibe çok 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 teşekkür ediyorum. Fragmanınız beni büyüledi. Benim gibi izleyen herkesi büyüledi. Başka da diyecek bir şeyim yok. Bütün BKM ailesine, Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere bütün BKM ailesine, oyuncu ekibine, herkese şimdiden teşekkür ediyorum ben. Benim beklentilerim çok iyi. Çok iyi bir film olacağını hissediyorum. Yani tabii hiçbir bilgimiz yok hiçbirimizin ama bence özenli bir çalışma. Her boyutuyla çok belli. Kıvancı da çok merak ediyorum. Onun için de buradayız. Hayırlı olmasın diyorum filmin. Filmden beklentileriniz nelerdi? Çok yüksektir. Ekip ortada. Vallahi heyecanla bekliyoruz. Bakalım. Prodüksiyon var. Büyük bir ekip var. Yani ekip gerçekten ortada demekten başka çarem yok bu konuda. Gerçekten herkes adına heyecanla bekliyorum. Bakalım. Ya çok heyecanlıyım. Çünkü ben filmin senaryosunu okuduğumda da çok heyecanlanmıştım. Filmin setinde ayrıca bir heyecanlandım. Şu anda da merakla filmi bekliyorum. Setleyen ne olacak senaryoda? Çok gerçek bir dokusu vardı filmin, duygularını, karakterleri, yani ne diyeyim, çok güzeldi. Hani şu an böyle anlatabileceğim bir durum değil ama içine hemen alan, insanı etkileyen, böyle onun içinde olmak istiyorsun oyuncu olarak. Şimdi seyirci olarak yine filmin karşısında olup onu izlemek istiyorum. Valla doğrusu çok heyecanlıyım çünkü ben fragmanı seyretmek dışında filmle ilgili başka şu an bitmiş haliyle ilgili bir bilgim yok ama tabii Yılmaz'la birlikte her aşamasında hemen hemen süreci izlemenin, paylaşmanın, dahil olmanın, emek vermenin keyfini yaşadım. Şimdi de bu akşam mürüvvet gecemiz. Bizim filmle ilgili çokça söylenen şey, kullanılan sıfat büyük şeyi ama en az onun kadar önemsediğimiz başka bir şey var. Yani öncelikle çok iyi bir film olduğuna inanıyoruz hepimiz. Ben de öyle. Hem iyi hem büyük, ikisi bir arada hem güzel, çok keyifli bir şey. Bu akşam oyunculuğun keyfini çıkartacağız. Erdoğan'la çalışmak nasıldı? Keyifli. Her zaman öyledir. Oyuncu olarak yani karşılıklı oynamak da keyiflidir. Bir senarist olarak, bir yazar olarak oyuncuyla ilişkisi, yönetmen olarak ilişkisi, arkadaş olarak ilişkimiz, hepsi çok tatlı. Vazgeçemeyeceğim arkadaşlarımdan biri. Filmden beklentileriniz nelerdir? Yani Yılmaz Erdoğan eser yazar. Biz de biraz ders çalışırız. Evet. Hem ders hem eğlence diyelim. Ben çok şahane bir film olduğunu düşünüyorum. Daha seyretmeden. Şimdiden başarılar diliyorum her alanda. Ya herkesin beklentisi gibi. Yani çok güzel ve son zamanlarda Türk sinemasına bir aşama atlatabilecek bir film olduğundan bahsediliyor. Şimdi zaten izlediğimizde de hepimiz göreceğiz. Öyle olduğu takdirde tabii heyecanlar büyük oluyor. Hepimiz heyecanlıyız. Ya biz beklentiyle ilgili Yılmaz abiden uzunca yıllar çok şey öğrendik. O yüzden yani filmle ilgili ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sanıyorum ki film zaten kendisi konuşacaktır. Filmden beklentilerim çok beğendiğim, bir kere diğer oyuncular da öyle mutlaka. Bir kere Yılmaz Erdoğan var tabii ki. Belçin var. Onun dışında Kıvanç Tatlıtuğ gerçekten hiçbir şekilde tartışma kabul etmeyecek bir oyunculuk sergiliyor bence ve kökeni oyunculuk olmadığı halde. Çok iyi bir prodüksiyon, reklamları da beni çok heyecanlandırmıştı. Çok ümitliyim.
Çok da seviniyorum böyle Türk filmleri, güzel işler çıktığı zaman çok mutlu oluyorum. Valla ben adaşımdan aldığım bilgilere göre güzel bir film olmuş. O yüzden heyecanla izlemeyi bekliyorum. İnşallah herkes için hayırlısı olur. İyi bir kadro, hikaye gerçek bir hikaye zaten. O yüzden bakalım izleyince her şeyi görmüş olacağız. Valla çok fazla şey bekliyorum. Yani bu ekibi bir araya getirip böyle bir film yapmak her baba yiğidin harcı değil. Dediğim gibi heyecanla bekliyorum ve çok merak ediyorum. Fragmandan anladığım kadar olay Türkiye'de geçiyor. Çünkü çok kendini ele veren bir fragman değil ama ben hikayeyi biliyorum. Yılmaz'ın çok eski bir projesi olduğunu, hatta ilk bu filmi çekmek istediğini ama sonra erteleyerek bugüne geldiğini biliyorum. O yüzden ben de merak ediyorum nasıl bir şey çıktığını.